Nazmiye'nin ufacık yumuk yumuk eli hala sevgilisinin nasırlı sert avucunda meram bağlarının üzüm salkımları yüklü kütükleri arasında nefes nefese kaçıyorlardı. İhsan bir ara durdu. Yoruldun mu? Nazmiye kekeledi. Yo hayır. Yorulmuştu oysa ama yorulduğunu söylesene çıkacaktı. Ya kaçıp kurtulacaklar ya da yakalanıp rezil kepaze olacaklardı.'' onun için yakalanmamaya, buralardan geçip gitmeye, hatta bu memleketi terk etmeye mecburdular. Nereye gideceklerdi? Gün ağrırken şehirden çıkmış tozlu yollara düşmüşlerdi. Uçsuz bucaksızmış hissini veren geniş Konya Ovası'nda heyecanlı iki nokta, sadece iki zavallı noktaydılar. Nazmiye bir ara zavallı anneciğim dedi. İhsan ona hak verdi. Doğru, zavallı. Şimdiye kadar bizimkiler de duymuşlardır. Velhasıl ölmek var, Konya'ya geri dönmek yok. Yok sevgilim. Seninle olduktan sonra benden de al o kadar canım benim bir tanem. Oracıkta olanca heyecanlarına rağmen genişçe bir çukur içine gizlenerek kim bilir kaçıncı sefer birbirlerinin oldular. Sille'ye doğru yol alıyorlardı. Sille bağlarında geceyi geçirip gündüz gene yola koyulmak kararındaydılar. Gerçi bütün gün arabalı köylülere rastlamışlardı. İhsan'ın cebinde arabacıya verecek kadar 3-5 kuruş vardı ama yanaşmamış arabacılardan da sivillerden de saklanmışlardı. Ama yarın ilk rastlayacağımız arabaya atlarız dedi İhsan. Nazmiye başını sağladı. Çok iyi olur sevgilim. Geceyi bağlardan birindeki metruk bir çardakta geçireceklerdi. Burası terk edilmiş olmakla beraber adam akıllı haraptı. Yer yer çatlak duvarlarından bol yıldızı gökyüzü görünüyordu üstelik. İhsan burada kimse rahatsız etmez bize dedi. Evet sevgilim sabaha kadar dinlenir. Sabahleyin yolu tekrardan tutarız. Kibrit yakmayı tehlikeli buldukları için İhsan sigarasını bile bin bir ihtimamla avucu içinde yakıyor kibriti hemen söndürüyordu. Kibritin bu bir anlık aydınlığında Nazmi yerdeki bir şişeyi fark ederek aa dedi. Bir şişe var orada. Ne şişesi? Bilmem rakı şişesi olmalı. Kibri tekrar çakıldı. Rakı şişesiydi gerçekten de. Hem de bir değil birkaç tane. Buruşturulup tor top edilmiş gazete kağıtları, ekmek parçaları, zeytin çekirdekleri, yumurta kabukları. Hovardalar eğlenmiş burada dedi İhsan. Öyle anlaşılıyor. Bak ekmek parçaları da henüz taze. Nazmi aldı baktı. Taze. Demek eğlentinin üstünden çok geçmemiş. Karanlıkta birbirlerinden gizli ellerindeki ekmekleri usul usul yiyip birbirlerine sarılarak çıplak tahtanın tozları üzerine uzandılar. Duvarların çatlağından vuran yıldız ışığında alt üst oluyor öpücük şapırtıları iniltiler. Canım, sevgilim, ruhum mırıltıları çardağı dolduruyordu ki birden bir kibrit çakıldı. Kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada? Suçüstü yakalanmışlardı iki çılgın aşık. Dehşetle toparlanarak ayağa fırladı. Kibrit tekrar çakıldığı zaman anladılar ki baskını yapanlar mavzerli, göğüsleri, çaprazlama, fişekli, dolu, koca bıyıklı, azgın bakışlı eşkıyalardı. İhsan hiç dedi. Nasıl hiç? Karım da. Karın da. Bah çağırdağında. Ne işiniz var ulan? Yolcuyuz. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? İhsan korku içinde. Konya'dan geliyoruz, dedi. Konya'da kimlerdensin? Amcasının ismini verse miydi? Nasıl olsa fena yakalanmışlardı. Belki de amcasını tanıyan biriydi. Rıfat Efendi'nin yeğeniyim. Hangi Rıfat Efendi? Anlattı, uzun uzun anlattı. Keşke anlatmasaydı. Çünkü adamın Rıfat Efendi'den alınacak eski bir intikamı vardı. İyi, dedi. D100 amcanın bana yaptıklarının acısını şimdi senden alırız gayri. Adamlarına döndü. ''Yakın lambayı.'' Lamba yakıldı. Işıyan odada Nazmiye'nin ürkek yüzü, titreyen elleri meydana çıktı. Kocaman bıyıklı, asık yüzlü adam. ''Vay yavru vay'' dedi. ''Şu güzelliğe bak.'' Çenesini okşamak için uzanan eli İhsan sert yumruğuyla engelledi ve anında dehşetli bir kavga başladı. Ama çok sürmedi. Dört beş azılı haydut, dal gibi genci sımsıkı yakalayıp direğe bağladılar. İhsan attığı bir yumrukla ağzı burnu kan içinde kalan eşkıya başı karşısına dikildi. Elleri arkasındaydı. Şimdi görürsün Dürzü dedi. Senden bunun acısını bak nasıl alacağım. Elinin tersiyle müdafasız İhsan'ın suratına öyle bir patlattı ki İhsan'ın burnundan oluk gibi kan boşandı. Bunu gören Nazmiye dişi bir kaplan gibi fırlamış adamın üstüne atılmıştı. Adam çok kuvvetliydi. Genç kızın elini kuvvetli avucuyla kavradı, kolu büktü büktü. Acıdan canı yanan Nazmi korkunç bir çığlıkla dizi üzerine kıvrılırken İhsan bağlandığı yerden kükrüyordu. Kahbeler, silahsız bir insana yapılır mı bu? Sizin dininiz, Allah'ınız yok mu? Siz Müslüman değil misiniz? Vahşi bakışlı adam bir kahkaha attı. Din, iman, Allah! Ve adamlarını emretti. Hazırlayın sofrayı. Kuşağının arasından iri tabakasını çıkardı. Yerde kıvranmakta olan Nazmiye'yi uzattı. Sar bakalım mı? Nazmiye'nin eli tabakayı kaptı. Hınçla fırlattı. Zıkkım iç. Adam geniş, rahat bir kahkahadan sonra bayılırım asi karılara dedi. Asi karılarla iyi zevklenilir. Allah kahretsin seni. Aldırmadı. Adamına emretti. Toplu o tütünleri. Tabakayı getir. Tütünü toplayıp tabakayı getiren uzun boylu ince adam ''Kancıyı koyver de biz terbiye edelim ağa'' dedi. İhsan cevapladı. ''Kancık sensin, sizsiniz, hepinizsiniz.'' Bir kenarda sakin oturur görünen eşkıya başı çevik bir hareketle mavzeyini kapmış İhsan'ı aniden çevirmişti. Fakat tetiği çekmeye kalmadı. Nazmiye gene bir dişi kaplan çevikliğiyle namlunun üzerine atlamış, patlayacak mavzerin navlusundan çıkacak kurşuna tam hedef olmuştu. Bereket adam tetiği çekmemişti. Nazmiye'yi bir kenara zorla oturttular. Gece hızla ilerliyordu. Yere serilen gazete kağıtlarının üzerine çeşitli yiyecekler serildi. Rakı şişeleri açıldı. Ağır ağır denlenilmeye başlandı. Çok geçmeden kafalar bulundu. Saz ufaktan ufaktan tımbırdadı. Nazmiye'den çok İhsan'ın içi içine sığmıyor. Birazdan başlarına gelecekleri tasarlayarak kahroluyordu. Çok geçmeden o da oldu. Gözlerinin akları fena fena kızarmış eşkıya başı hırsla Nazmiye döndü. Kalk iki fırlan dedi. Nazmiye hiçbir şey anlamadı. İhsan sert bir karşılık verdi. Ne münasebet. Çengi değil o Geniş omuzlu azgın adam yanındakilere emretti. Kaldırın şunu. Birkaç kişi genç kızın üstüne çullandı. Oturduğu yerden yaka paça kaldırmak istedilerse de Nazmiye boğazlanmaya götürülen bir koyun gibi develeniyor. Kendini yerden yere atıyordu. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Rahat bırakın beni. İsa'nın küfürleri, Nazmiye'nin acı yalvarışlarına karışan hüngür hüngür ağlaması Çardağı dolduruyor. Eşkıyalarsa oralı bile olmuyorlardı. ''Kalk kız, kalk! Kahpe dölü, kalk işte!'' Entaresi, alttaki gömleği boydan boya yırtılmış bembeyaz eti, kuvvetli memeleri fırlamıştı. ''Yapmayın, Allah aşkına yapmayın!'' Dinleyen yoktu. İhsan onu sımsıkı tutan, sevgilisinin yardımına koşmaktan alıkoyan ipleri kuvvetle zorluyordu. Ne yapsa boştu kurtulup sevgilisine imdadına koşamıyordu. Genç kızın yarı çıplak vücudunu seyrede ede bir zaman geçti. Kafalar az daha bulandı. Çardağı dolduran beş azılı haydut birbiri peşi sıra devirdikleri rakı şişelerinin tesiriyle adam akıllı sarhoş olmuşlardı. Bakışlarından şehvet, şehvetin canavarlığı akıyordu. Birer aç kurda benziyorlardı. Bir ara reisleri yerinden uzanarak Nazmiye'nin bileğini sımsıkı tuttu. Kızı kendine çekti. Genç kızın çırpınmaları para etmedi. Anne, anneciğim yapmayın. Allah aşkına yapmayın ben namuslu kızım. İlişmeyin bana. Aldıran yoktu. Çelik gibi kuvvetli, içleri nasırdan sert bu kıllı, kalın bilekli eller ne namus tanıyorlardı. Ne dediğin iman. Hatta Allah'la filan da alakaları yoktu. Allah aşkına yapmayın, peygamber aşkına. Türkçe bilmiyor, bu dilden anlamıyor gibiydiler. Sizin de karınız, kızınız yok mu? Onları benim yerime koyun. Onlara böyle yapılsa razı olur musunuz? Kahkahalar, açık saçık şakalar, çardan basık damında şaklıyor. Kavayeler bildiğinden şaşmıyordu. İhsan küfretmekten yorulmuştu. Gözleri kan çanağına dönmüş. Bağırmaktan sesi kısılmıştı. Bir ara reis adamlarına ''Susturun şunu'' emrini verince içlerinden korkunç bakışlı biri kalktı. Mavzenin dipçiğiyle vurarak genç adamın suratını alkanlar içinde bıraktı. Nazmiye çıldıracaktı. Yarı deliği ayağa fırladı. İkinciyi vurmaya hazırlanan adamın kolunu tuttu. ''Vurma, vurma ona vicdansız. Oynayacağım.'' Adam reise baktı. ''Reis bırak.'' dedi. Adam çekildi kenara. Bekleniyordu. Oynaması bekleniyordu. ''Hadi seni bekliyoruz.'' Zaten parça parça üstü başı içinde yarı çıplaktı. Büsbütün soyundu. Şimdi tek beyaz kiloduyla kalmış korku daha çok alevlenen kininin hıncıyla oynuyor. Yüzü alkanlar içindeki sevgilisinin intikamını alamamanın dehşetiyle oynuyordu. Lambanın sarı ışığı içinde alevlenmiş gibiydi. Dönüyor, dönüyor, dönüyordu. Bağlamaysa vuruyordu habire. Sonra başka, daha sonra daha başka havalar. Rakı şişeleri boyuna bitiyor. Birer kenara fırlatılıyor. Yerlerine yenileri açılıyordu. Mavzerler peşin kucaklara sonra da yanlarına bırakılmıştı. Nazmeni kafasından birden bir fikrin şimşek aydınlığı geçti. Bunlara öyle uzun uzun oynayıp öylesine coşturacaktı ki içtikleri içkiden sonra birer birer kenara sızıp kendilerinden geçecekler. Tüfekleri bellerindeki kamaları unutacak sızacaklardı. Fikir parlaktı. Bu parlak fikrin verdiği kudretle birden bir alev gibi coştu. Vur yiğit, daha hızlı vur. Alevden bir sütun gibi alabildiğine dönen kızın bu yepyeni enerjisi oradakilerin iştahını alabildiğini artırmış. Bağlama ilahileşmeye başlamıştı ki birden patlayan bir mavzer. Rafta yanmakta olan lambayı parçaladı. Ortalık birden kararmış. Karanlıkta küfürler saçan gölgeler dehşetli bir panikle sağa sola kaçışmaya başlamıştı. Basıldık, basıldık çocuklar, mavzelim nerede? Davranın aslanlarım. Ev gerçekten de sarılmıştı. Rastgele ateş ediliyor, arada hedefini bulan bir kurşun acı feryatlar çıkarıyordu. Birinde ah diye haykıran İhsan'ın sesi duyuldu. Nazmiye yere yatmıştı sevgilisinin sesini alınca tanımıştı. İhsan sen misin? Benim Nazmiye, benim sevgilim ama hakkını, hakkını helal. Bir hırıltı Nazmiye oda karanlığında patlayan silahların mermilerinden kıvılcımlanarak çıkan kurşunların birer yarası gibi uçuşunu aldırmadan sevgilisine koştu. Onun iplerine rağmen öne doğru kaykılmış vücuduna deli gibi sarıldı. Kahveler, Kahpeler vurdunuz mu sevgilime? Bayıldı. Gözlerini açtığı zaman güneş iyice yükselmişti ve Nazmi hiç tanımadığı bir başka haydudun kucağında dolu dizgin yol alan bir atın üzerinde dağ başındaki bir patikadan hızla yol alıyordu. Bu adam kimdi? Onu nereye götürüyordu? Günler, haftalar, aylar geçti. Yaşı henüz 20'lerden kurtulmuş 30'luk eski marif müfettişi Sedat. Aylardır millici birliğiyle dolaşmaktan birbirine karışan saçı sakalıyla tanınmaz bir hale almıştı. Bugüne kadar ne badireler atlatmamışlardı ki Yunan'a ne baskınlar yapıp ne esirler, esirlerden daha önemli ne silahlar ne cephaneler ele geçirmemişlerdi ki. Cebinden meşin kaplı küçük not defterini çıkarıp ağır ağır yazmaya başladı. İzmir'e asker çıkaran Yunanlılar gemi iyice azıya almışlar. Gelen haberler çok kötü. Bir kısım zabitlerimizle ellerimizi öldürmüşler. Memurlarımıza hakaretler ediyorlarmış. Bu şartlar altında halkımızın Allah'ından başka güveneceği tek destek bizzat kendi azmi, kendi gücü, kendi iradesi olabilir. Birden bir ses tepesi bulutlara değen dağın mor kayalarında yankılandı. Sedat Bey! defteri iç cebine yerleştirirken cevapladı. Efendim, biraz gelir misiniz? Külot pantolonu çizmeleri kocaman kalpağıyla koştu. Çağıran Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilat için vazifelendirip aylarca önce bu havaliye yolladığı mavi gözlü enerjik dinamik yüzbaşıydı. Aylardan beri zaman zaman Yunan'a vurulan darbeleri tertipleyen komutan Sedat esaslı bir çakılışla komutanına selamladı. Emret kumandanım. Genç, ateşli, o nispette de kibar kumandan masası yanındaki alçak iskemleyi işaret ederek "Buyurun Sedat Bey." dedi. "Oturun." Sedat yüzbaşının onunla çok mühim bir şey konuşacağını anlamıştı. "Sizi dinliyorum yüzbaşım." Yüzbaşı sigara paketini uzattı. Sedat bir tane aldı ve yüzbaşısının ateşinden yaktı. Yüzbaşı önündeki kağıtları karıştırıyordu. Birden başını kaldırdı. Sedat'ın gözlerinin içine bakarak kardeşim dedi. Askerce konuşalım. Yeni bir vazife ile sizi K köyüne göndermek istiyorum. Ne dersiniz? Sedat düşünmeden emredersiniz kumandanım dedi. Derhal talimatınızı bekliyorum. Yüzbaşı memnun gülümsedi. Siz ve arkadaşlarınızdan başka türlü cevap alamayacağımı bildiğim halde gene de sordum. Teşekkür ederim Sedat Bey. Sizin o köyde akrabanız vardı galiba. Sedat düzeltti. Akraba değil fakat akraba kadar yakın ahbap. Baba hatta dede dostu. Ala fakat bu vazife hemen değil. Bir hafta sonra. Baş üstüne kumandanın. Saçınız sakalınız da iyice uzamış. Böyle oldu daha iyi. Çünkü oraya kaçak gireceksiniz. Malum ya düşman işgali altında orası. Sizi milliciler hapsetmişti. Hapishanede saçınız sakalınız uzadı. Size çok eziyet ettiler. İlla ki kendileriyle çalışmanızı istiyorlardı. Siz de böyle şeylerle başı hoş olmayan bir insandınız. Kaçtınız. Akrabanıza iltica ettiniz. Anladınız mı? Sedat sertçe anladım kumandanım dedi. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ne yapacağım orada? Vazifem ne? Bunu daha sonra öğreneceksiniz. Şimdi size 6 gün izin veriyorum. İzne giden arkadaşınız az önce geldi. Sıra sizde. Gidin. Annenizi, kız kardeşinizi görün. Bir suretle buraya getirin. Hatta K köyündeki akrabanızın, pardon ahbabınızın yanına birlikte giderseniz çok daha iyi olur. Sedat az kalsın yüzbaşının boynuna sarılacak yanaklarını öpücüklere boğacaktı. Aylardan beri tek satırla olsun sağlık durumlarına dair haber alamadığı annesiyle kardeşini öyle merak ediyordu ki Geceleri kötü kötü rüyalar görüyor, kan ter içinde uyanıyordu. Vazifesinin başına dönme işini nasıl yorumlamışlardı acaba? Hükümet ne demişti, millicilere katıldığını anlamış mıydı? Anlasalar bile şimdi gider, millicilerin onu esir aldıklarını, kendileriyle çalışmaya zorladıklarını, halbuki Müslümanların halifesi ve yeryüzünde Allah'ın gölgesi olan padişaha karşı asi olmadığını olamayacağı için ilk zamanlar peki demesine rağmen bir gün işte böyle kaçıp geldiğini söyleyebilir. Bir gecede milliyicili hisler beslediğinden emin olduğu eski katibi Recep Efendi'yi de yanına alıp annesi kız kardeşiyle birlikte Konya'dan usulacık savuşabilirdi. Fikrini yüzbaşı uzun uzun anlattı. Yüzbaşı elini sıktı. Muvaffakiyetler Sedat Bey. Şu andan itibaren izinlisiniz. Hiç vakit geçirmeye lüzum yoktu coşkun bir heyecan içinde yolunu tuttu bir gün. Sabahın erken saatlerinde Konya'ya vardı. Sokaklar hep aynı, hep o eski sokaklardı. Tanış yüzlere rastlıyor fakat tanınmadığı tanınamadığı için memnun aldırış etmiyordu.'' İçinde annesinin sabun kokulu tertemiz havası, aylardır hasret kaldığı bu temizliğin kollarına kendini atacak, anacığının yalnız onun ve kız kardeşi için çarpan kalbi üzerine başını koyarak kana kana ağlayacaktı. Bu gözyaşları yaralı vatanın yaralarını bir parçada olsa sarmaya çalışmaktan gelen gayretlerinin sevinç gözyaşları olacaktı. Anacığı ille bu mübarek kadın, kim bilir aylardır oğlunun yokluğundan dolayı nasıl üzülüp ağlamıştı. Kim bilir ne kötü rüyalar görmüştü. Başka zaman olsa onu üzecek en küçük bir hareketten kaçınırdı ama şimdiki öylesi değildi. Esir vatanın yardımına koşanlarla birlik olmuştu. Annesi bunu anlayınca onu nasıl saracak yaptıkları baskınların hikayesini dinlerken göğsü kim bilir nasıl kabaracaktı diyecekti ki elbette yavrum ben seni bugünler için doğurmadım mı? Bir takım cadde ve sokakları dalgın dalgın geçtikten sonra evlerinin sokağına geldi. Durakladı ilkin. Duraklayışının sebebi heyecanıydı. Aşırı bir heyecan içine boğulacak kadar hummalı bir haldeydi. Nihayet sokak kapısı elini tokmağa uzattı, çaldı. Annesinin az sonra kim o diye çınlayacak sesini bekliyor. Anne, anneci, kim bilir nasıl şaşacak, nasıl koşup boynuna baygınlık içinde sarılacak. Kim o? Kalın bir ses, bir erkek sesi. Başını kaldırıp bakıyor, kocaman bıyıklı bir erkek pencerede. Hiç tanımıyor. Kimi arıyorsunuz? Annemi. Annen kim? İsmini söylüyor, adam kesip atıyor. Burada böyle kimse yok. Pencereden çekiliyor, eski müfettiş olduğu yerde sarsılıyor. Sarsılıyor ama Kendini toplaması çok sürmüyor. Bir başka eve, daha ucuz bir eve taşınmış olmazlar mı? Birden komşu Rıfat efendileri hatırlıyor kapılarını çalıp sorsa. Uygun olur mu acaba? Niçin olmasın çalıyor. Fakat ne ses ne de nefes. Tekrar tekrar çalıyor. Neden sonra? Demin kendisine üst katın penceresinden cevaplayarak. Burada böyle kimse yok diyen koca bıyıklı adam tekrar aynı pencerede görünüyor. Evde yok onlar da. Nereye gittiler? Meram'daki bağlarına. Omuzları düşük halsiz ağır ağır çıkıyor sokaktan. Peki ama onları nerede nasıl bulacak? Çarşı içine doğru ağır ağır yürüdü. Bildik gördük tanıdık dükkanların önünden geçiyor. Fakat içeri girip sormak gelmiyordu içinden. Nasıl karşılayacaklarını bilmediği için cesareti kırıktı. Belki de çekinirlerdi. Uzun uzun konuşmakla içinden gelmiyordu. En iyisi eski vefakar katibi... Recep'i bulmaktı. Adımları onu Recep'in arka sokaklardan birindeki küçücük evine götürdü. Hiç tereddüt etmeden kapıyı çaldı. Recep'in ihtiyar annesi kapıyı açtı. Kim o? Recep efendi evde mi? Yok. Nerede? Daireye gitti. Kimsiniz siz? Yalan attı. Ben oğlunuzun müfettişi Sedat Bey'in yanından geliyorum da. Kadın irkilerek kapıyı az daha kapadı. Niçin çekindin valide? Kadın korkuyla büyüyen gözlerini bu hiç tanımadığı adama çevirmiş süzüyor. Kendilerine bir zarar getirmesinden korkuyordu. Halbuki kadın Sedat'ı tanırdı. Demek kocaman bıyığı, simsiyah sakalıyla gerçekten tanınmaz hale gelmişti. Ha? Niçin çekindin? Kadın içini çekti. Çekinişim. Millicilere katılmış dediler de ondan. Asıl çekindiğim bu değil. Ya anası, kız kardeşinin başına gelenler. Sedat'ın içinde sanki bir damar koptu yahut da görünmez eller kafasına görünmez bir odunu hızla vurdular. Başına gelenler mi? Sorma evlat, Allah dost başına vermesin. Ne oldu yani? Kırış kırış kadın her şeyi ağır ağır anlattı sonunda. Kendine söyleme sakın yavrum dedi. Ne de olsa üzülür mahvolmuştu. Hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Demek anası, anacı, polis baskınında ölmüş. Kız kardeşi Rıfat Efendi'nin yeğeniyle kaçıp gitmişti. Kadına dertli dertli baktıktan sonra ''Hadi eyvallah valide'' dedi. Kadının ne dediğini duymadan düşük omuzlarıyla oradan uzaklaştı. Bir yer tenha, görülüp ayıplanmayacağı bir yer lazımdı şimdi ona. Herkeslerden uzak, Kimsenin göremeyeceği bir yer. Orada kana kana ağlayacak ağlayacaktı. Battal battal yürürken gözüne Mevlana türbesi ilişti. Burası olabilirdi kapanıp ağlayacağı yer gitti. Türbenin arka kısmına, insan gözlerinden uzak bir köşeydi burası. Duvarın dibine garip garip çömeldi sırtını duvarına dayadı türbenin. Kana kana ağlamaya başladı. Yumulu gözleri gerisinde zavallığı anıcı belirmiş, nurlu yüzü tekme yaraları içinde sanki oğluna dargın dargın bakıp görüyor musun halimi yavrum diyordu. Bizi bıraktın gittin başımıza ne haller geldi. Bu yaşımda insafsızlar beni tekmelediler, saçlarımı tutam tutam kopardılar. Kız kardeşinse... Bu hayali annesinin yoluk saçlı suratı tekmelerle morarmış perişan hayalini kovmak, ondan kurtulmak istiyordu. Ağlamaktan gözlerinde yaş kalmamıştı. Ne suçu vardı? Evet. Anası kız kardeşi ama asıl ana bütün milletin anası bu halde değil miydi? Milletin bu anasının suratı düşman çizmeleri altında ezilmiyor muydu? Nice nice Türk kızlarının ırzı, namusu düşman sofralarında, düşman yataklarında berbat olmuyor muydu? Anasıyla sanki şöyle bir konuşma başladı aralarında. Halimi beğeniyor musun yavrum? Beğenmiyorum anacığım. Niye sebep verdim bunlara? Mecburdum ana. Niçin mecburdun? Çünkü asıl anamız olan vatan düşman işgalindeydi. Yurdunu seven her yurttaş bu asıl anasını kurtarmaya koşuyordu. Ben de koşmak zorundaydım. O zaman anası sanki Allah kolunuzu kuvvetli, kılıcınızı keskin etsin yavrum dedi. Artık ağlamıyor, anasının hayalini duymuyordu kalktı. Ağır ağır ayrıldı Mevlana türbesinden. Konya'da işi kalmamıştı artık. işi yüzbaşısının yanında Akıncı arkadaşlarının arasındaydı. Gitmeli. Hiç vakit geçirmeden basıp gitmeli. Anasının kız kardeşinin felaketlerine sebep olan bu padişah taraftarı insanlardan yurdun temizlenmesi için çalışanlara katılmalıydı. Çarşı içinde bulduk yine kendini. Birden eski bir Recep Efendi. Az kalsın ismiyle çağıracaktı. Kendini zor tutarak yaklaştı kolundan yakaladı. Genç adam uzun uzun baktı bakıştılar. Beni tanıdın mı? Sizi, sizi tanıyacağım ama evet. Sesinizle gözleriniz evet. Hiç yabancı değil. Yan yana yürüyorlardı Sedat sordu. Nereye gidiyorsun böyle? Recep Efendi gene dikkatle bakarak. Daire için bir miktar kağıt defter alacağım da. bozsunuz da yani. Öğleye kadar evet. Öğle yemeğini birlikte yiyebiliriz o halde. Recep Efendi birden tanıyarak "Müfettiş Bey!" dedi. "Sedat Bey, siz misiniz?" Şşş. Recep Efendi çılgın bir neşe içindeydi. "Fakat nasıl olur müfettişim ne cesaret bu böyle? Bırak şimdi bunu. Akop'un meyhanesine gidelim mi? Hala unutmadınız mı müfettişim?" Akop'un meyhanesinden içeri girdiler. Bilhassa plakisinin üstüne yoktu gerekli yemekleri ısmarladıktan sonra Sedat bir küçük karapak içsek ne dersin? İçelim müfettişim. Öğleden sonra daireye gideceksin ama sizi bulduktan sonra müfettişim gitmesem de olur. Yıllar yılı tanıştığı Agop servis yaparken arada Recep Efendi'ye laf atıyorsa da eski müfettiş Sedat Bey'e bakmıyordu bile. Aklını kıyısından geçirmiyordu çünkü. Recep boyuna gözlerini Sedat Bey'den kaçırıyordu. Bu eski müfettişin dikkatinden kaçmadı sordu. Niçin gözlerime bakmaktan çekiniyorsun Recep? Çekinmiyorum müfettişim. Annemle kız kardeşimse. Recep heyecanla. Evet dedi. Bütün macerayı tafsilatıyla annenden öğrendim. Annemden mi? Evet size uğradım önce. Kendimi müfettiş Sedat'ın arkadaşı diye tanıttım. Tanımadı mı? Sen tanıyabildin mi? Haklısınız. Sonra? Sonra dişlerini kötü kötü gıcırdattı. Alacakları olsun Recep. Saltanat polisinin alacağı olsun. Yalnız saltanat polisinin mi müfettişim? Biraz da patavatsızca gürledi. Topyekün saltanatın. Yakın masalardaki kırmızı, fesli, kalpaklı müşterilerden birkaçı döndü. Hayretle baktı. Topyekün saltanatın sözlerini işitmişlerdi ama ne manaya söylediğinin farkında olmamışlardı. Yemeklerini çabucak yiyip önlerindeki kara de temizledikten sonra daha serbest konuşabilmek için kalktılar. Geze geze istasyona doğruldular yolda eski müfettiş Recep dedi. Yalnız ben değil, yurdunu seven, onun düşman çizmelerinden kurtulmasını isteyen her namuslu Türk evladı bugün silaha sarılmış vaziyette. Bir anne, bir kız kardeşin sözü olmaz. Asıl anamız olan vatanın yanında ben bir ana ile bir kız kardeş verdimse, başkaları benden az vermediler, hala da veriyorlar. Sönen ocakların, yıkılan ev barkların, zorla ırzlarına geçilen bakirelerin haddi hesabı yok. Durdu. Eski katibinin yakasını kuvvetle tuttu. Cevap ver bana Recep, yurdunu. Milletini seviyor musun? Recep tereddütsüz. De Elbette, dedi. Benimle birlikte gelir misin? Elbette müfettişim, yalnız, annen mi? Hayır müfettişim. Onu düşünmüyorum. Gitmeden önce sizin yuvanızı yıkan, annenizi kahbe diye saçlarından sürükleyen saltanat polisinin bir bombayla çatısının tepesine yıkmayalım mı? Eski müfettiş bir an düşündü sonra, hayır dedi. Niçin? Ağır ağır tane tane konuştu. Çünkü şimdi iç düşmanlarla uğraşmaya vaktimiz yok. Bütün mesele dış düşmanlarda. Önce dış düşman, sonra iç düşman. Dış düşmandan yardımı kesilen iç düşmanlar o zaman daha rahatça temizlenir. Ve hepsinin çatıları başlarına yıkılır. Ben yarın vazifemi avdet etmek istiyorum. Recep Efendi'nin kıvılcımlar saçan gözleri ve erkek sesi. Beni de yanınızda bilin müfettişim. Meran bağlarında sine sine ilerliyorlardı. Vakit akşamdı. Yukarıda ay vardı. Uzaklardan çalgı sesleri aksediyordu. Eski müfettiş sordu. Gene bir oturak alemi galiba. Recep başını sağladı. Eşraf eğleniyor. Gedavet yeli hafiften hafiften yanaklarını okşuyor. Tef, dümbelek, kaşık seslerine ağır ağır yaklaşıyorlardı. Yolları herhalde oturak aleminin civarından geçiyor olmalıydı. Yaklaşıyoruz Recep. Evet müfettişim. Selamun aleyküm deyip çökelim mi ha? Tanış biri ise Oturak alemi kurulu balığın bahçe duvarına ilkin Recep tırmanıp içeri baktı sonra indi. Tanış biri ama eee girmeyelim müfettişim. Niçin? Necmi orada da. Hangi Necmi? Beni konuşturma müfettişim. Niye? Recep söylemek istemiyordu. Eski müfettişinse merakı gittikçe artıyordu. Israr etti. Sebebini söyle Recep niçin çekiniyorsun? Senin için müfettişim. Benim için mi? Evet, seni dinliyorum. Mutlaka sebebini söylemelisin. Recep nihayet ağır ağır anlattı. Bu Necmi, kız kardeşinizin felaketine sebep olanlardan. Şimdi de kız kardeşinizi oyuncu kız olarak, dost olarak yanında taşıyor. Belki gene yanındadır. Görmeniz doğru değil. Eski müfettiş, yeni akıncı Sedat her şeyi anlamıştı. Demek kız kardeşi oradaydı. Bir duvar ötede Artık kendir kement zapt edemezdi Sedat'ı. Onu dünya gözüyle son bir defa görmeli derdini dinlemeliydi. Ne kadar fena olursa olsun kardeşiydi. Belki de pis, çok pis hayat şartları içinde kıvranıyordu. Mahiyeti belirsiz bir hissin itmesiyle az önce Recep'in tırmandığı duvara sıçradı. Elleriyle kenarı tuttu. Kendini yukarı çekti. İçeride ağaçların altına genişçe bir alem kurulmuş saz hafif hafif tıngırdıyordu. Ortada kadın filan yoktu. Az önce akseden tef, dümbelek, kaşık, zil seslerine bakılırsa kadın hatta kadınlar oynamış belki de içeriye dinlenmeye çekilmişlerdi. Yanı başına tıpkı onun gibi duvarın kenarına tutunarak kendini yukarı çekmiş içeriği seyretmekte olan Recep'e sordu. Hani? Kadınlar nerede? Bilmiyorum belki içeriye çekilmişlerdir. Necmi hangisi? Ta orada. Sağcının yanında oturan kalın siyah kaşlı delikanlı. Sigarasını yaktı. Demek bu pis bıyık it. Polisle birlik oldu. Kız kardeşinizin ve annenizin felaketine sebep oldu. Bir kenarda bağlı olduğu anlaşılan atlar kişnediler. Eski müfettişin içi içini yiyordu. Çevik bir hareketle bahçeye atlamak, Belindeki tabancanın bütün kurşunlarını şu vatan, millet endişesinden uzak keyif ehlinin üzerine boşaltmak geliyordu içinden. Herifler ne kadar rahat dedi. Recep cevapladı. Çok. Düşman çizmesi altında bile eğlenebilmek şevkini kendilerinde bulabiliyorlar. Niçin bulmasınlar? Doğru. Düşman bunlara ne yapacak? Kendileriyle birlik olanlardan düşmana zarar gelmez ki. Çok doğru Recep. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor müfettişim? Çek tabancayı atla içeriye. Bütün mermileri düşüncesiz beyinlerine boşalt. Benden de al o kadar müfettişim. Birden ahenk tekrar başladı. Tef, dümbelek, saz, oynak bir hava tutturmuştu. Birden genç güzel bir kadın ortaya şimşek gibi atıldığı, tüller içinde yarı çıplak dönmeye başladığı görüldü. Ne eski müfettiş ne de eski katibi tek kelime bile söylemediler. Bakıyor sadece bakıyorlardı. Genç güzel kadın dalların arasında yanan fenerlerin sarı ışığında mermer gibi bacakları harika vücuduyla dönerken ulvilleşiyordu adeta. Döndü 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 birden Necmi'nin kalın sesi duyuldu. Kız Nazmiye! Eski müfettiş ürperdi. Kimdi bu? Kız kardeşi mi yoksa? Kız kardeşi ise ya? Ne yapardı o zaman? Ne yapması lazımdı? Necmi tekrar daha öfkeyle gürledi. Kız Nazmiye gelsene. Cevap alamayınca yerinden hırsla kalktı içeri gitti. Oyuncu elbisesi içinde halsiz Nazmiye'yi eski müfettişin kız kardeşi Nazmiye'yi bileğinden sürükleyerek meydana fırlattı. Oyna! Kız inat ediyor oynamamakta ayak diriyordu ki Necmi'nin belinden kamasını çıkarıp hasta olduğu anlaşılan kıza fırlattığı, kızın da acı bir çığlıkla yıkıldığı görüldü. Kama göğsünün sol yanına saplanmıştı. Eski müfettiş artık duramazdı. Tabancasını çektiği gibi bahçeye atladı. Lahsa da kendini oturak aleminin ortasında bulmuştu. Davetlerin çığlığı telaşı arasında tabancasını Necmi'ye doğrulttu, ateş etti. Necmi korkunç bir feryatla yere yuvarlanırken ortalıkta kimseler kalmamıştı. Bir an tereddütlü bir andan sonra eski müfettişin tabancası üst üste işleyerek ortalığı büsbütün karıştırıp meydandakileri birer kenara sindirerek sildikten sonra kız kardeşine koştu. Kanlar içindeydi. Kucakladı birden Recep'in sesi. Müfettişim atlara atlayıp kaçalım. Alem yapanlara ait olan iki at orada hazır bekliyordu bindi. Recep de binmişti bahçeden rüzgar gibi çıkıp ayın altında sessizce yatan tozlu yolda alabildiğine uzaklaştılar. Bir saat, iki saat, belki de beş saat dolu dizgin yol aldıktan sonra ağaçların altında durdular. Eski müvettiş kucağındaki kanlı, hareketsiz vücudun yüzüne baktı. Gözleri kapalıydı fakat ölmemiş olduğu anlaşılıyordu. Çünkü vücut soğumamıştı. Nazmiye, yavrum, Genç kızda hafif bir kıpırdama oldu, inledi. Nazmiye, aç gözlerini yavrum. Ben yabancı değilim, abinim. Yaralı vücut sanki sarsıldı, gözleri hafifçe açıldı. Abi, abicim, sen, sen ha? Evet Nazmiye, ben abin. Nasılsın yavrum? Kekeledi. Çok, çok fena. Sonra gücünün üstünde bir direnmeyle gözlerini daha açtı. Abi, hakkını helal et abi. Ben, ben artık gerisini tamamlayamadı. Bir sonra bir daha sarsıldı ve bütün vücut çözülüverdi. Ölmüştü. Nazmiye, Nazmiye kardeşim. Eski müfettiş, eski katibinin yaşlı gözleri önünde kız kardeşine sarılmış sarsıla sarsıla ağlıyor. Kolları arasından onu bırakmak istemiyordu. Fakat çaresiz bırakacaktı. Hemen oracıkta açtıkları bir çukura gömüp üzerini örttüler. Daha sonra asıl vazifelerinin başına koşmakta olan iki atlı artlarında bir toz bulutu bırakarak çabucak gözden kayboldu. Arkası yarın, gavurun kızı.